Bey'le ve Hüseyin Verdi çalışma arkadaşımla birlikte olacağız. Ondan sonra da Seher çalışma arkadaşım bizlerle birlikte olacak. Sonra da hadis dinleyeceğiz. Mali müşavir bizim konuğumuzdur. Ondan sonra da Doktor İftihar Bey'le birlikte olacağız. Şimdi ilk bölüme geçmeden önce Kerbela'ya selam verelim. Selam olsun sana Kerbela. Gelin buradan beraber bir selam söyle Seyyid-i Şehadiye ve Ebu'l-Fadl-i Abbas'a ve İmam Zaman'a. Esselamu aleyke ya Ebu Abdillah. Esselamu aleyke ya Varife Adem'e Safvetillah. Esselamu aleyke ya Varife İbrahim'e Halilillah. Esselamu aleyke ya Varife İsa Ruhillah. Esselamu aleyke İbni Emir'il Mü'minin. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن سيد الوصيين السلام عليك يا سبع القنطرة السلام عليك يا كفيل زينب السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يا أبا صالح السلام عليك يا أبا القاسم Değerli izleyicilerimiz, çok teşekkür ederim bizi izlemenize. Hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, sosyal medya üzerinden bizleri takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve önerinizi sosyal medya üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri aynı gün YouTube kanalımızın üzerinden izleyebilirsiniz. Şimdi ilk bölüme geçiyoruz. Ali Hüdayi Bey ile birlikte olacağız ve sözü çalışma arkadaşıma Hüseyin Ünver'e bırakıyorum. Bakalım bizim için neler söyleyecekler. Stüdyodaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, Işığın Pusulası'nın bu bölümünde stüdyo konuğumuz Seyyid Ali Hüdayi dedem. Uzun zamandır araya biliyorsunuz Muharrem ayı girdi, Sefer ayı girdi ve Rebiülevvel ayının içindeki münasebetlerin olduğu günlerde de elbette Seyyid Ali Hüdayi dedemizden istifade ettik. Şimdi uzun bir ara verdiğimiz Şeyh Sadık'ın İtikatlar ve İnançlar adlı eserinde neydi konumuz Seyyid'in? Allah-u Teala'nın kadir oluşundan devam edeceğiz. Elbette bunu da daha sonrasında kılavuz programıyla şimdi buradan da bir duyuru yapmış olalım. Artık müjdesini de verelim. Seyyidimle beraber sadece ona özel ve burada itikatların, inançların konuşulduğu bir program yapacağız. Orada sorularınızı da alacağız. Orada devamı da olacak. Bu aya özel sadece Işın Pusulası'nın içine ikişer tane serpiştirdik. Umarım lezzet alırsınız. Dedem yayına hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle kılavuz programı hepimize hayırlı olsun. Hayırlı diyelim. Olsun tekrar teşekkür ederim. Işın Pusulası'nda İnşallah. Olacaksınız. Evet. Yine, ama haricen evet, kılavuzda. Ders olarak artık yani akidemizi, ahkamımızı tanıma adına bu kitaplardan daha istifade etme namına. Hem de İslami nasıl birikimi aktarabilme adına inşallah o program daha faydalı olacaktır. Yine biz burada Işın Pusulası'nda kısa bilgilere, hap bilgilere devam edeceğiz. Eyvallah, eyvallah ama, dedem. Ama akaidlerde inşallah ona özgü bir yeri olacak bahsettiğimiz eyvallah. Gibi. Allah sizden razı olsun. Sizden de dedem, buyurun. Hizmetinizi kabul eylesin. İnşallah, Allah Allah. Evet, gelmişiz bu kitaba Allah'ın kadir oluşunu anlatıyor. Evet. Allah diyor, Allah kadiren, Allah kadirdir. Kadirdir. Ne demek kadir? Nerede geçiyor? İnna Allaha kadirun. En'am suresinin 37. ayetinde geçiyor bu ifade. Şerhiyle birlikte arz edelim. Anil İmamul Bakir aleyhisselam lem yezel hayyen bila hayat ve mulken kadiren kable en yunşe'e şey'e. Eyvallah. İmam Bakir buyuruyor ki Allah Teala ezeli olarak her zaman haydı, hayat olmaksızın. Hayat olmaksızın canlı hayata sahipti, haydı. Mutlak hayatın sahibiydi. Hayat olmaksızın. Yani hayatı yaratmamıştı. Evet.
Ama hayat. Hayat yani dışarıdan bir ami dış yani daha önce şerh ettik ya. Evet. Allah haydır, hayat sahibidir, yani canlıdır. Hı-hı. Ama onun canlılığı harici canlılığın eklenmesiyle olmaz. Bizimki harici. Zati olarak ruh canlıdır. Ruh giriyor bedenin evet. içine. Zati olarak canlıdır. Evet. Ruh da canlı. قَبْلَ اَنْ يُنْشِئَ شَيْئًا Allah Teala meliktir. وَمَلِكًا قَادِرًا قَبْلَ اَنْ يُنْشِئَ شَيْئًا O hiçbir şeyi inşa etmeden önce de, bir şeyi inşa etmeden, yaratmadan önce de melikti, hükümrandı, kadir olan hükümrandı. Eyvallah. Yani bir şey, neden kadir diyoruz? Allah Teala bir şeyi yaratmadı diyelim. Hiçbir şeyi yaratmadı. Yine kadir olmayacak mı? Hayır. Olacak tabii. Şey, yine hükümran olmayacak mı? Olacak tabii. Olacak. Niye? Çünkü kadir. İstese tabii. yaratır. Tabii. Ama eğer Allah Teala yarattıktan sonra hükümran olsaydı o zaman derdi ki yaratmadan önce hükümran değildi. Değil. Ama yaratmadan önce de hükümrandı. Çünkü yaratmaya kadirdi. Doğru. Böyle bir fark var burada. Aynen. Bu da nerede geçiyor? El-Vafi kitabı Feyzi Kayşani'nin sanırım. Hı-hı. Pardon şerhi. El-Kafi kitabının Aynen. birinci cildi hadis numarası 89. Hı-hı. Sayfa 89 hadis Aynen. numarası 3. Aynen. El-Vafi şerhte cilt 1 sayfa 351. Ve anil İmam-ı Sadiku aleyhisselam İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam buyurdular. Lem yezel alimen kadiren. Allah Teala ezeli olarak her zaman alim idi. Ve kadir idi. Bu da yine Kafi'nin cilt 1 sayfa 109'da geçiyor. Ve anil İmam-ı Reda aleyhisselam. İmam Rıza aleyhisselam. İmam Rıza aleyhisselam buyurdu. Ve semmâ nefsehu semî'an basîran kadiran. Allah Teala kendisini semî' mutlak gören, mutlak duyan, basîr mutlak gören ve kadiran ve muktedir, kadir yani güç yetiren olarak adlandırmış. El-Kafi cilt 1 sayfa 120. Adresi de verdik. Adresi de verdik. Ve anil İmamul Cevadi aleyhisselam fe kavluke innallâhe kadîrun khabbarta ennehu la ye'cizuhu şey'un fe nefeyte bil kelimetil acz ve cealtel acze siva. Sen ki Allah kadirdir dedin, kadirdir dedin, muktedirdir dedin. Ne yaptın? Acziyet ifadesini ondan nefyettin. Doğru. Allah'a, Allah'ta bütün kemal sıfatları Allah'ta. Gören, duyan, işten bilen. Bunlar ayrı ayrı şeyler değil. Hepsi var Allah'ta zatî olarak. Ama sen kadir dediğinde acziyeti Allah'tan nefyettin. Yani Allah aciz değil, bunu anladın. Doğru. Yoksa Allah'a kadir demesen de Allah kadir. Ona öyle tavsif etmesen de o şekilde vasfedilir. Lakin sen kadir demekle Allah'ın acziyetten müberra olduğunu ifade ediyorsun. Müberra olduğunu ifade ediyorsun. Aynen öyle. فَنَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْعَجْزِ Aciz kelimesini, acziyeti ondan nefyettin. Ondan sonra وَجَعَلْتَ الْعَجْزُ سِوَحْ Ve acziyeti Allah'tan başkasına isnat ettin. Başkası için karar kıldın. Yani ondan başka herkes olabilir ama o olamaz. O olamaz. Evet. Cilt 1 sayfa 116. Bir ehsentin alırım seyidi. Ahsentin bak. Cilt 1 sayfa 116. Evet. Bunlar da ifade etmiş. Tevhid kitabında da geçiyor bu. Kale saduku kuddisesir ruh. Şeyh Saduk buyurmuş ki İz kulna innallaha lem yezel kadiren. Biz dediğimizde ki Allah biz Allah ezeli olarak her zaman kadir idi ve kadirdir dediğimizde şunu söylüyoruz. Fe innema nuridu bizalike nefyul aczi anh. Bununla biz Allah'tan aczi nefyediyoruz. Bunu kastediyoruz. Uzaklaştırıyoruz. Evet. Yani acziyeti Allah'tan nasıl diyeyim nefyet evet uzaklaştırıyoruz. Ondan yan yana bile gelmesi söz konusu değildir. Evet. Nefyetmenin tercümesinde bile yapmış olalım. Evet. La nuridu isbatu şey'in ma'ah. Onunla beraber başka bir şeyin ispatını yapmaya çalışmıyoruz. لِأَنَّهُ عَزَّ وَجَلْ لَمْ يَزَلْ وَاحِدًا لَا شَيْءٍ مَعْهُ Zira Allah kadirdir dediğimizde Allah'la beraber başka bir şey ispat etmeye çalışmıyoruz burada. Acziyeti sadece ondan nefyediyoruz. Çünkü Allah'tan başka kimse Allah'tan başka bir şey, Allah'tan başka ezeli bir şey yoktur. Doğru. Dolayısıyla Allah'tan başka ezeli bir şey olmadığına göre kadir ifadesinde Allah'tan başka bir Allah'a harici bir kudret isnat etmek olarak ifade etmiyoruz. Doğru. Bu şu demektir. Allah kadirdir yani aciz değil. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Bunu da Tevhid kitabında 131. sayfada 12. hadisin zeylinde açıklamasında kayıt ediyor. Devam edebilirim istersen. Bir paragraf daha tabii, var. Tabii tabii derim. Buyurun. وَقَالَ رَضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فِي مَوْضُعٍ آخَرٍ Yani başka bir yerde Şeyh Saduk böyle diyor. Kadir ve Kahir kelimesi, bu iki kelimenin manası budur ki Allah Teala hiçbir varlık Allah Teala'nın isteği önüne geçemez ve onun istediği şeyden imtina edemez. Allah'ın istediği şeyden imtina edemez o varlık. Ona uymak zorundadır. وَقَدْ قِيلَ اِنَّ الْقَادِرُ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْفِعْلِ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِي حُكْمِ الْمَمْنُوعِ وَالْقَهْرُ الْغَلَبَةِ وَالْقُدْرَةُ مَصْدَرُ قَوْلُكَ قَدَرَ قُدْرَةً اَيْ مَلَكَ
bunu kısaltayım sizler tabii, için. Tabii buyurun dedem. Bunu kısaltayım sizler için. Ben diyecektim tam meali nedir diyecektim. Evet. Kadir, böyle de denmiştir. Kadir kimse kendisinden fiilin, doğru fiilin sadır olduğu, hı hı, ve onu o fiilin hiçbir şekilde yasaklanamadığı manasına gelir kadir, evet, ifadesi. Kahır ise, el-kahir diyoruz ya Allah'a, kahhar diyoruz ya, kahhar da ismi teşdidle, teşdidle, evet, ifade, ismi teşdid diyorum, teşdidle ifade, hı-hı, ediliyor. Ne diyorlardı ona? Mübalağayla ifade ediliyor yani, kahhar. Mesela Nasir var, yardımcı, hı-hı, Nassar var, acayip, hı-hı, yardım eden, onun gibi. Şimdi, Nadaliyen mezhar el-acayip. Yok, Nasr, o başka. O başka, başka tabii. Ona da ayrı bir zaman girelim. Evet, Allah razı olsun. وَالْقَهْرُ الْغَلَبَى Kahır, galebe demektir. وَالْقُدْرَةُ مَصْدَرُ قَوْلُكُ Kudret ise şu kelimenin mastarıdır. قَدَرَ yani, kadir oldu. Hı-hı. Güç yetirdi. قَدَرَ قُدْرَةً Ey meleke. Yani bir şey, bir kudrete sahip, evet, oldu. Yani, evet, hüküm şey oldu. Malik oldu. Sahip, yani mülk sahibi oldu onun üzerinde. Evet. فَهُوَ قَدِيرٌ قَدِرٌ مُقْتَدِرٌ Bu kelimenin, evet, de çekimleri var. Kadir, kadir ve muktedir olarak. Hepsine Şeyh Sadık burada, evet, şey hem de kelime, yani lügat olarak da inşallah şerh düşüyor. Örneğin ve kudretuhu ala ma lem yucad ve iktidaruhu ala icadihi huve kahri ve mulkihi leh ve kad kâle azze zikruh. Allah Azze ve Celle'nin, evet, kadirliği her şey üzerindedir. Her şey üzerindedir. Yarattığında da, Yaratmadığında da. Her şey üzerindedir. O yüzden böyle buyurmuş. Maliki yevmiddin. Din, din gününün sahibidir, sahibi, malikidir. Eyvallah. Onun kadiridir, muktediridir. O yevmiddin lem yucet ba'd. Yevmiddin'den başka bir şey yok. Doğru mu? Daha sonrasında. Tabii. Din gününden sonra başka ne var? Onun hepsinin kadiri. Evet. Hepsine kadir. Ve yukal innehu azze ve cel kahirun lem yezel. O ezeli olarak kahirdir denmiş. Ve ma'nahu ennel eşya la tutikul imtina'u minh ve mimma yuridul infazihi fiha ve lem yezel muktedirin aleyha ve lem tekum mevcude kema yukal maliki yevmiddin. Bu da aynı şekilde. Allah Teala'nın kahir olması da aynı şekildedir. Ben tekrar biraz önce okudum, tercüme ettim çünkü bu, evet, ifadeyi. Diyor ki Allah'ın ezeli olarak kahir olması ise eşyanın, evet, varlıkların onun isteğine hilaf çıkamaması, onun gücüne yenilmeme durumlarının olmamasıdır. Allah, evet, istedi alemi yok etmeyi. Alem dirense bile o gücü aşabilir mi? Asla. Mümkün müdür? Asla. Asla değil. Yine bu Maliki Yevmiddin ayetine dokunmuş Şeyh Sadık. Vaktimiz, evet, kaldı mı bilmiyorum. Toparlarsak son bir iki cümle alayım. Evet, burada dedik ki biraz önce biz Allah'ın kadir kelimesini inşallah, hı-hı, şey yaptık, şerh ettik. Ve Allah'ın gani, şimdi gani şeyine, Allah'ın gani ismine geleceğiz. Çok Şeyh Sadık'ın kullandığı. Gani ne demek? Şimdi burada Allah'ın isimlerini şerh etmiyoruz aslında. Hı-hı. Biz şu anda Şeyh Sadık'ın kitabın mukaddimesinde kullandığı kelimelerin hadislerle şerhine bakıyoruz. Eyvallah. İleride inşallah mufassal olacak. Eyvallah. İnşallah o kılavuz programında. Evet, kılavuz programında. Biz burada inşallah bir ön geçiş olarak yaptık. Biz bir fragman yapmış olalım. Eyvallah. Allah razı olsun. Yüreğinize inşallah. Sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Çok güzel bir programdı. Devamı da gelecek inşallah. Sözü stüdyoya bırakıyorum. Orada bahsettiğiniz hadiste enteresan bir olay da vardı ama. Ali Hüdayi hocamıza ve Hüseyin Ümerli çalışma arkadaşıma çok teşekkür ediyorum bu bilgileri bizlerle paylaştıkları için. Sevgili izleyiciler, şimdi birkaç tüyo vereceğim sizlere, güncel durumu yapay zeka ile ilgili sizlerle paylaşacağım. Google arama motorlarına yapay zeka desteği eklendi. Yani sizin için kişisel olarak sonuçlar elde edebilirsiniz artık ve daha da zeki bir sonuç alırsınız. Başka bir şey daha var. Microsoft Windows 11'inin devamını getiriyor ve Windows 12'nin üzerinde çalıştığını söyledi ve açıkladı. Bakalım ne zaman çıkacak. Başka bir konu daha var. Tesla yeni nesil batarya yapmış ve bu batarya daha çok uzun ömürlü olacaktır diye şöyle açıkladı. Meta daha hafif bir sanal gerçeklik gözlüğü olan Guest 3'ü piyasaya sürdü. Bu gözlük daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmayı vaat ediyor. Bakalım ki nasıl olacak? Sonradan hepsi belli oluyor. Evet, şimdi sözü uzatmadan çalışma arkadaşım Serhan Hanım'a bırakıyorum. Bakalım ki bugün bizler için neler söyleyecektir teknoloji hakkında.
Evet, teşekkür ederim Nilüfer'cim. Bakalım hocamız sizin sorularınız için neler hazırlamış? Yapay zeka ve istihdamla görüşmeleriniz nedir? Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi aslında biraz karmaşık. Ancak potansiyeli üzerinden yorumlamanın daha uygun olacağını düşünüyorum. Yapay zeka gelecekte yeni iş alanları yaratabilir. Ancak bazı iş gücünü de azaltmalara da neden olabilir. Ben pozitif etkisinin daha yoğun olacağını düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda yeni meslek kolları doğacaktır. Otonom sistemlerin gelişmesiyle hayatımızdaki entegrasyonun daha sistematik bir hale geleceğini düşünüyorum. Bu noktada önemli olan devletlerin yapay zekayı teşvik edici unsurlar oluşturmasının, çeşitli kurallarla regüle edilmesinin, etik yapısının oluşturulmasının ve toplum tarafından fayda sağlamaya yönelik temel çerçevelerinin oluşturulması gerektiği kanaatindeyim. Çalışma arkadaşım Serhan Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Evet, o kadar teknoloji hakkında ve yapay zeka hakkında konuştuk ki artık sosyal medyadan bizi takip etmeyi ve paylaşmayı unutursanız olmaz diye düşünüyorum. Ve kaçırdığınız bölümleri de aynı gün YouTube kanalının üzerinden lütfen izleyin. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyoruz ve bu bölümde çalışma arkadaşım bizler için hadisi şerif hazırlamış. Hep beraber dinleyelim. İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bir müminin gözlerinden Hüseyin Aleyhisselam'ın şahadeti için gözyaşı yanaklarına doğru akarsa Allah onu uzun süre boyunca yerleşip kalacağı cennet odalarına yerleştirir. Düşmanlarımız tarafından bizlere edilen zulüm ve eziyetlerden dolayı yanaklarına akacak şekilde ağlayan müminin Allah cennetindeki doğruluk yerine makamını yerleştirir. Allah kıyamet günü bizim için eziyete katlanan ve bir musibet sonucu yanaklarını ıslatacak şekilde gözlerinden yaş akıtan şahsın yüzünden eziyetleri giderir. Onun kendini gazap ve ateşinden uzaklaştırır. Bu hadisi şerif için çok teşekkür ediyorum çalışma arkadaşıma. İyi ki varsınız ve sevgili izleyiciler. Bu hadisleri hayatımızda gerçekten de ciddiye almamız gerekiyor ve çok yol göstericisidir. O yüzden çok dikkat etmeliyiz bu konularda. Evet sevgili izleyiciler, bir sonraki bölüme geçiyoruz ve bu bölümde çalışma arkadaşım Hüseyin'in verdiği ve değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Bakalım ki neler söyleyeceklerdir. Evet, stüdyodaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Işığın Pusulası'nın bu bölümünde mali müşavir Salih Değerli Beyefendi'yi davet ettik. Neden peki? Tabii ki ondan görüş alıyoruz ama bu aralar tebliğ değişikliği ile ilgili bir kaos oluştu. Bununla ilgili de biz de işi ehline soralım dedik ve stüdyoya mali müşavir Salih Değerli Beyefendi'yi davet ettik. O da bize katkı sağladı. Yoğun temposunun arasında vakit ayırdığı için kendilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Salih Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hoş nasılsınız, bulduk. İyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Vallahi sizleri gördük, daha iyi olduk. Sağ olun. Nedir bu tebliğdeki kaos? Bunu nasıl açıklarsınız Salih Bey? Şöyle ki, enflasyon düzeltmesinde bir kaos yaşanmaktaydı. Hı-hı. Şimdi bir maç oynanıyor. Evet. İlk yarı offside'dan bir gol yemişsiniz. Haksız yere. Hiç hiç umudunuz yokken ikinci yarıda son dakikada bir gol atmışsınız. Oh be deyip arkanıza yaslanmışsınız. Ama hemen sevinmeyin. Hakem önce bir uzatma verdi. Arkasından ikinci bir uzatma derken sonra sahalarda daha önce hiç görmediğimiz bir şey oldu. Ne oldu? Hakem ve karşı takımın bazı güçlü kuvvetli oyuncuları kaleyi yerinden kaldırdılar. Başka yere taşıdılar. İş çok enteresan bir yere geldi. Evet, attığınız golü de saymayacağız diyorlar. İşte enflasyon düzeltmesinde olanlar aslında tam olarak bu. Çok çarpıcı bir örnek verdiniz Salih Bey. Evet. Gerçekten de hani yani dola koysam, boşa koysam olmuyor, doluya koysam olmuyor. Aynen öyle bir duruma geldi. Şimdi enflasyon düzeltmesinde
çarşı karışmış durumda. Bildiğimiz üzere mali müşavirlerin çok uzun süredir bir beklentisi vardı. Evet. Bununla ilgili. Geçici vergi dönemlerinde bilanço çıkarmak ve beyana eklemek imkansız. Bu nedenle geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmasın. Yani enflasyon düzeltmesi sadece yıl sonu tek seferde yapısın talebi bulunuyordu. Birinci geçici vergi döneminde bu talep karşılanmıştı. Ancak ikinci geçici vergi döneminde bu talep karşılanmamıştı. Bakanlık son defa beyan ve ödeme süresini uzatıyoruz. İkinci geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesini yapınız ve geçici vergi beyanlarınızı buna göre veriniz şeklinde bir duyuruda bulunmuştu. Meslek mensuplarınca bu karar pek hoş karşılanmamakla birlikte çoğu gecesini gündüzüne katıp ikinci dönem geçici ve beyanlarını birinci uzatma döneminin sonuna doğru vermeye başlamıştı. Ondan sonra iş dünyasının ağır topları sahaya inmeye başladı. Sanayi ve ticaret odaları başkanlarımızdan her biri sırayla uygulamanın iş dünyasına vereceği zararlar hakkında açıklamalar yapmaya başladı. Ondan sonra işin rengi değişmeye başladı. Sonrasında beklenmedik bir şekilde son kez uzatıldığı söylenen beyan dönemi bir kez daha uzatıldı. Bu uzatma birçok kişiyi rahatsız etti. Hatta ben de ele almış olduğum bir yazımda enflasyon zararı olan şirketleri uyarmış, bunların hak kaybına uğramamak için geçici beyanlarını bir an önce vermelerini tavsiye etmiştim. Çünkü hak kaybı yaşadığınız zaman bir de onu geri döndürmek, talep etmek çok imkansız bir hale geliyor. Evet, aynen öyle. Ki korktuğumuz da başımıza geldi. 29 Ağustos tarihinde bakanlık tarafından hiç beklenmedik bir tebliğ duyurusu yapılarak yasa tarafından kendilerine verilen yetki çerçevesinde 31-12-2023 tarihli gelir tablosundaki brüt satışlar toplamı 50 milyon liranın altında olan mükelleflerin 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmamalarına yönelik düzenleme yapıldı. Daha bu duyurunun yarattığı karmaşa tam olarak açıklığa kavuşmadan bakanlık tarafından 2024 ikinci geçici vergi beyan ve ödeme süresi bir sürküler ile üçüncü defa olmak üzere 13 Eylül 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı. Beyaname vermemiş olanlar ne yapacak konusu gündeme geldi. Beyaname vermiş olanlar ne yapacak konusu ve tebliğ ile vergi konulup kaldırılabilir mi gibi konuları konuşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. Beyaname vermemiş olanlar ne yapmalı? 2024 yılı ikinci döneme ilişkin henüz geçici vergi beyanamesini vermeyenlerin işi nispeten kolay. 2023 yılı brüt cirosu 50 milyon liranın altındaysa 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemi için enflasyon düzeltmesi yapmayacaklar. Enflasyon düzeltmesi yapmış olanlar İkinci geçici vergi beyanlarında bu durumu dikkate almayacaklar. Yani enflasyon düzeltmesi yapılmadan önceki kayıtlarına göre oluşan kazancı 13 Eylül 2024 Cuma günü sonuna kadar beyan edecekler ve vergi çıksa aynı sürede ödeyecekler. 2023 yılı cirosu 50 milyon liranın üzerinde olan mükellefler ikinci dönem geçici vergi beyanlarını henüz vermeyen mükellefler ise enflasyon düzeltmesi işlemlerini yapacak. Bu işlemleri yaptıktan sonra oluşan kazancı üçüncü uzatma süresini sonuna kadar verip ödenecek vergi çıkarsa aynı süre içerisinde ödeyecekler. Peki en önemli konu. Evet. Beyaname verilmiş olanlar ne yapacak? Evet, onlar ne yapacaklar? Bu çok aslında büyük sıkıntı burada. 2023 yılı cirosu brüt cirosu 50 milyon liranın üzerinde olup ikinci dönem geçici vergi beyanlarını veren mükellefin herhangi bir şey yapmasına zaten gerek bulunmamaktadır. 2023 yılı cirosu 50 milyon liranın altında olup ikinci dönem geçici vergi beyanlarını veren mükelleflerin durumu gerçekten zor. Bu mükellefler beyanlarını enflasyon düzeltmesi yaptıktan sonra vermiş ve beyanlarını bilançolarına eklemişlerdi. Yayınlanacak tebliğe göre bu durumda olan mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapılmadan önceki kazançlarına göre verdikleri beyanları düzeltmesi gerekiyor. Bakanlığın bu mükelleflerden istediği şey ise şu: verdiğiniz bu beyanlarda enflasyon düzeltmesi zararı oluşmuş ve bu zararı kazancınızdan indirdiyseniz şimdi düzeltme beyanı verin. Bu tutarı kanunen kabul edilemeyen giderler olarak kazancınıza ekleyin. Üzerinden gereksiz ve yersiz yere geçici vergiyi ödeyin.
2024 kurumlar vergisi beyanını verdiğinizde enflasyon düzeltmesi zararınızı o zaman kullanın. Hı-hı. Gereksiz yere ödediğiniz bu vergiyi biz size o zaman iade edeceğiz şeklinde bir durumla karşı karşıyayız. 2023 yılı brüt cirosu 50 milyon liranın altında olup verdiği geçici beyanlarda enflasyon düzeltmesi kârı çıkan firmalara ise bakanlığın piyango gibi bir müjdesi var. Bakanlık onlara diyor ki dönem kazancınıza eklediğiniz enflasyon düzeltmesi kârı için şimdi düzeltme beyanı verin. Bu tutara zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler bölümünün diğer indirimler kısmında kazancınızdan indirin. Bu da bir şey yani. Ödül gibi bir şey aslında. Evet. Ödediğiniz geçici vergiyi de biz size iade edelim. 2024 kurumlar vergisi beyanını verdiğinizde enflasyon düzeltmesi karınızı o zaman beyanınıza eklersiniz. Biz sizi 2024 kurumlar vergisi beyanlamasının verileceği 2025 Nisan ayına kadar finanse ederiz diyorlar. 563 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca bazı yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre yaklaşık 1,5 milyon mükelleften düzeltme beyanı vermesi isteniyor. Böylece yürürlükte olan kanuna göre uygun olarak süresinde verilmiş bu beyanlar bakanlık tarafından daha sonra yayınlanan bir tebliğle geçersiz kılınmak isteniyor. Vergicilik tarihimizde uzun yıllardır böyle bir kaos olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi tebliğle vergi konulup kaldırılabilir mi? Evet. Bakanlık kendisine verilmiş olan yetkiyi kullanarak 2023 yılı brüt cirosu 50 milyonun altında olan mükelleflerden ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesini yapmamasını istemiş bulunmakta. Ancak bu mükellefin yıl sonunda enflasyon düzeltmesinin engellenmesi konusunda henüz alınmış bir karar bulunmuyor. Bu durumda bulunup ikinci geçici vergi beyanlarını süresinde ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak vermiş mükelleflerden idari bir tasarrufla bir kısmından gereksiz yere ek vergi alınmaya çalışılıyor. Bir kısmına ise gereksiz yere vergi ertelemesi yapılıyor. Hiç kimsenin birilerinin sırtındaki vergi yükünü alıp bir başkasının sırtına yüklemeye hakkı yoktur. Bununla ilgili son söz olarak vergicilik tarihimizin en meşhur tebliğlerinden birisi olmaya aday 563 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği. Resmi gazetede yayınlandı. Buna bağlı olarak inanılmaz olaylar serisi başladı. Nerede durur tahmin etmek gerçekten zor. İlk aklımıza gelenleri aşağıda sıralamaya çalışmaktayım. Sizlerin de mutlaka ekleyeceği birçok şeyler olacaktır. İlk defa kanunlara uygun olarak süresinde verilmiş beyanlar daha sonra çıkarılan tebliğ ile geçersiz kılınıp düzeltme isteniyor. İlk defa defter ve belgelere uygun olarak verilmiş beyanların defter kayıtlarına dokunulmaksızın ve bu yasal kayıtlara uymayacak bir şekilde düzeltme beyannamesi verilmesi isteniyor. İlk defa mükelleflerin bir kısmının sırtında olan vergi yükü alınıp başka mükelleflerin sırtına yüklenmek isteniyor. İlk defa kanun hükümleri bir yana bırakılarak tebliğle vergi konulmak ve kaldırılmak isteniyor. İlk defa mı? Evet. İlk defa. İlk defa olan bir şey. Çok enteresan. Ciddi bir kaos yaşanmakta. Evet, yaşanmakta. Buna bir virgül koyalım. Ya da tamamen az bitirdik. Kaldıysa bitirdin mi? Bitirdim. Çok enteresan bir konuydu. Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Umarım sesimiz bir yerde ulaşmıştır. İnşallah. Bir sonraki bölümde yine başka konularla sizlerle beraber olacağız. Tamam. Sağ olun. Evet, sözü stüdyodaki arkadaşlarıma bırakıyorum. Çok enteresan bir çok konu. Enteresan. Yani bizi mahvetti bu konu. Konuğumuzdan ve çalışma arkadaşım Hüseyin Ünver'den çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Şimdi sosyal medya üzerinden bizleri takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşleriniz ve öneriniz bizler için çok önemlidir. Çünkü bizim programımızı daha da zenginleştirmeye bizlere yardımcı oluyor. Kaçırdığınız bölümleri aynı gün YouTube kanalımızın üzerinden izleyebilirsiniz. Programımız bitmedi. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok minnettarız ama hiçbir yere ayrılmayın. Çünkü şu an Doktor İftihar Bey ile birlikte olacağız ve bakalım ki Doktor İftihar bugün bizler için neler söyleyecektir. Salamlayıram sizleri değerli arkadaşlar. Tefsirle ilgili sohbetlerimize başlıyoruz. Gəldik bu ayət-i kerimiyə yetişdik. Bəqərə surəsinin deməli 16-cı ayəsini söylüyorduk. Buyurur ki:
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ lekullezîne âmenû kâlû âmennâ. Ele ki o kâfirler, o münafıklar, kâfirler, onlar münafıklardan gelir söhbət elbette. Ele ki onlar iman getirenlerle birlikte mülaqat edirdiler, onları görürdüler, şöyle söylüyorlar: biz iman getirdik. Ve izâ halav ilâ şeyâtînihim kâlû. Ama kendi şeytanlarıyla yüz yüze oldukta şöyle söylerdiler: İnna ma'akum, biz sizinleyiz. Bunu doğrudan söylüyordular. O, müminlerle olan da yalandan söylüyordular. Bunu ise doğrudan diyorlar ki biz sizinleyiz. İnna ma'akum innema nahnu mustehzi'un. Hakikaten budur, bundan gerisi değil. İnnama ile getirmiş. Biz müminlere alay ediyoruz, istihza ediyoruz. Allah Tebarek ve Teala 15. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: Allahu yestehzi'u bihim ve yamudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Allah Teala onlara istihza edir ve onları kendi tuğyanlarında bırakır ki onlar çor çorana orada gezip dolaşırlar. Hatırınızda olsa siz azizlere tuğyan, tağı kimlerdir, bağı kimlerdir, hatta yağı anlamı ki Türk dilindedir, onu siz azizlere konuşmuş idi, onun farklarını. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ diye Allah Tebarek ve Teala 16. ayet-i kerimede buyurur. Onlar o keslerdiler ki, orada öyle bir ibaretle gelip ki, demeli belagat ve fesahat ilminin kurallarına uygun olarak, yani sadece onlardı. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ, onların ta kendileridir ki, اِشْتَرَوُ الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى, hidayeti verdiler, əvəzində zalalet aldılar, dalalete uğradılar. Femare, ve bu ticaretleri, bir şeyi verip almak ticaret sayılır, tamam mı? Bu ticaretlerinde onlar hiçbir fayda görmediler. وَمَا كَانُوا مُحْتَدِ, ve hidayet de olmadılar. Çünkü hidayeti satın verdiler, əvəzində zalaleti aldılar. Ve bu arada Məcmu'l Beyan tefsirinde, güzel tefsirlerdendir bu arada, Allah Tebarek ve Teala'nın bu kelimesi barisinde ki, onlar şeytanlarıyla birlikte, şeytanlarıyla birlikte olanda ne söylüyorlar? İmam Baqir aleyhissalatu vesselam'dan şöyle bir rivayet var. Buyurur ki, şeytan deyəndə kafirlerin kahinleri nəzərdə tutulur. Yani elə ki kendi kafirler, yani o münafiqlər kafirlerle birlikte olan, şeytanlarla birlikte olanda o şeytanlar da kafirlerin kahinleridir. Kahinlerin yanında, onlar da Yahud ve Nesara idi, tamam mı? Onların yanında olan da şöyle söylüyordu: biz sizinleyiz, yani biz sizin dininizdeyiz. İnnemâ nehlu mustehzi'un, biz Muhammed sallallahu aleyhi ve alihin demeli yaranıyla, onun sahabesiyle mesxere ediyoruz. Onlara mesxere ediyoruz, istihza ediyoruz. Onları gördükte biz ki deyirik ki iman getirmişik, bunlar istihzadır diye buyurur. İmam Rıza aleyhissalatu vesselam, Uyun-ı Ehbar-ı Rıza meşhur bir kitabda, Hazretin fermayişleri orada var. Buyurur ki, ravi şöyle diyor: ben Hazret'e sordum bu arada. O zaman Hazret şöyle buyurdu ki, Allah Teala ki istihza etmez, Allah Teala ki mesxere etmez, Allah Teala məkr etmez. Bəs bu nasıldır? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları buyurur: biz istihza ediyoruz, biz bizi onlara alay ediyoruz diye zahiri böyledi. Ya ve makaru ve makarallah vallahu hayrun hayrul makirin. Bu ayetler ne anlama geliyor diye ravi sordu. İmam Rıza aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Allah tebarek ve teala bunları mesxere etmez, istihza etmez, mekr etmez. Bunlar cahillerin işidir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var, şimdi hatırladım. Deməli, Hazreti Musa'ya Bəqara suresindedir. Orada ki deyəndə ki, sən bizi alay mı ediyorsun, bizlerle alay mı ediyorsun ki, yəni Bəqara bir inək kəs deyə məsələn buyuranda, orada şöyle buyuruyor: mən istihza etməkdən, alay etməm, alay bu məsələlər cahillərdən olmaqdan Allaha pənah aparıram. Bununla ne demek istiyor? Kur'an-ı Kerim'de var. Demeli bu mesele istihza etmək, alay etmək vs. bunlar cahillerin işidir. Çünkü şöyle buyurur: ben
cahil olmaqdan Allaha sığınıram. Hangi sözün müqabilində demişdi Hazreti Musa bunu? Dedi, sən bizimlə istehza mı ediyorsun? Demədi ki, hayır, istehza etmiyorum. Şöyle söyle ki, mən cahil olmaqdan Allaha pənah aparım. Yəni, mən cahil eləmək, cahil olmaq, istehza etmək, cahil olmaq deməkdir. Mən də cahil olmaqdan Allaha pənah aparıram, deyə Hazreti Musa buyurur. Bəs deyir ki, Allah təbarək və təala bu işləri yapmaqdan münəzzəhdir. O bu işləri yapmaz. Peki, bəs nədir məsələ? Budur. Allah Teala onların məsxərələrinin, istehzalarının, onların məkirlərinin cavabını veriyor. Allah Teala o kafirlərin, o münafiqlərin, o kahinlərin onların yaptığı işləri biliyor. Onun cavabını veriyor. Tamam mı? Onun düşündüklərinə uyğun olaraq onların qarşısına çıxarıyor o məsələləri. Və böyləcə, yəni, kəndi məkirlərinin qurbanı olurlar. Kəndi istehzalarının qurbanı olurlar. O yüzden de bəs buradan böyle öyləcə cəza verir onları Allah Teala. Ama Allah Teala zalimlerin dediklerinden, Hz. İmam Rıza aleyhissalatu vesselam buyurur, onlardan yücədir və münəzzəhdir, Subhanahu ve Teala. Bu kadar mənim əzlərim, sizi Allah'a tapşırıram. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Doktor İftihar Bey'e çok teşekkür ediyorum bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığı için. Sevgili izleyiciler, sosyal medyadan bizleri takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Ve dualarınızdan da bizi eksik etmeyin. Bu programın sonuna kadar geldik. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum.